Saatler tam olarak 8.33'ü gösteriyor. Günlerden 15 Mayıs Çarşamba, haftanın tam da ortası. İşe gideceksiniz, okula gideceksiniz. Haliyle İstanbul trafiği söz konusu şu saatlerde. Kim bilir ne durumdadır, kötüdür diye düşünüyorum. Fakat böyle doğru cevabı, net cevabı öğreneceğimiz bir kişi var. O da Gün Uyanıyor'un kıymetli bir parçası. TV 100 muhabiri İzel Topaloğlu. Bir kez daha karşınızda. Saatler 8.33 olmuşken İstanbul'da trafiğin son durumu ne? Bizlere bilgi verecek. Hangi güzergahlardan gidin? Aman aman hangisinden uzak durun? Bu bilgiler İzel'de. Bir konu daha var. Hava muhalefeti bu sene pek bir şaşırttı. Her gün bambaşka bir hava olayına gebe. Peki bugün nasıl bir hava bekliyor yurt genelinde yaşayan sevgili Türk halkını? Hepsinin cevabını öğreneceğiz sevgili İzel'den. İzel, söz sende. Kendilerine dönmen tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Biz bu güzel havanın tadını çıkarmak için, biraz da tabii ki bu güzel manzarayı sizlere göstermek için Ortaköy'e geldik. Kameraman arkadaşım Emrullah Yıldırım'la beraber. Tabii ki birazdan kameraları her zaman olduğu gibi bu güzel manzarayı çevireceğiz ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Televizyonu yeni açan izleyicilerimiz varsa tabii ki hava durumuna değinmeden geçmek olmaz. Biliyorsunuz ki hem haftanın ortasındayız, senin dediğin gibi, hem de Mayıs ayının ortasındayız. Mayıs ayına gelene kadar bazen güneşli, bazen yağmurlu günlerden geçtik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yurdun özellikle bazı bölgelerinde, doğu bölgelerinde bu yağışların devam edeceği bilgisi geldi bizlere. Ama batı bölgesi içinde durum belki ne kadar yansıyor kameralara bilmiyorum ama gayet güneşli. Bugün özellikle İstanbullular güneşli bir güne uyandılar. Hava sıcaklıkları İstanbul'da en yüksek 18 dereceye kadar çıkacak ve İstanbulluların yüzünü güldürecek. Biliyorsunuz ki uzun zamandır aslında bu yağışlı havaları geride bırakmaya çalışıyoruz. Yurdun dediğim gibi bazı bölgelerinde bu yağışlar devam edecek ama tabii ki genel bir yurt geneline baktığımız zaman yine de bu hava değişkenliği peşimizi bırakmıyor. Bugün de hava değişkenliği gündemimizde olacak. Özellikle yurdun batı kesiminde genel ortalama hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar görecek ama bazı bölgelerimiz var ki o bölgelerimiz biraz daha yağışlı geçecek. Ağrı, Iğdır, Muş, Şırnak gibi, Siirt gibi illerimizde yağışlar bugün de devam ediyor. Ankaralılar bugün kapalı bir güne uyandılar ama Ankara'da da herhangi bir yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da 6 ile 18 derece arasında değişecek. Hemen bir diğer büyük şehrimiz İzmir'e baktığımız zaman ise İzmirlileri de bugün keyifli bir hava bekliyor. Hava sıcaklıkları 24 derece ile 24 derecelik sıcak bir hava ile İzmirlilerin yüzünü güldürecek diyebiliriz. Zaten İzmir ılıman bir iklimle bilindiği için İzmirliler bugün de güne keyifle başlayacak diyelim. Dediğimiz gibi bugün İstanbul'da en düşük sıcaklık 11 derece olurken en yüksek sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. Özellikle bugünden sonra yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre biraz daha sıcak havalar bizi bekliyor. Ama şunu da söylemekte fayda var. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimi özellikle mevsim normallerinin altında hafta boyunca seyredecek. Ama yurdun güneybatı kesimi özellikle mevsim normallerinde seyredeceği bilgisi bizlere ulaştı. Biz de hemen tabii ki bu bilgiyi aktaralım sizlere. Ben lafı çok uzatmadan bu güzel manzarayla baş başa bırakmak istiyorum sizleri. Kameraman arkadaşım Emrullah Yıldırım size şu an Ortaköy'ün güzel manzarasını gösteriyor. Dediğim gibi hava şu an fazlasıyla güzel. Tabii ki etrafta da vatandaşlarımız var. Bazıları oturmaya gelmişler. Bazıları tabii ki kafeleri dolduruyorlar. Şu an ama tabii ki trafiği de ihmal etmemek gerekiyor. Her ne kadar bu güzel manzara ekranlarınızda olsa da bir İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor günün bu saatinde. Biliyorsunuz ki İstanbul'da artık haftanın 3. günündeyiz ve D100 karayolu, TEM otoyolu ve bağlantı yollarında şu saatlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. D100 karayolunda Yeni Bosna, Bahçeli Evler, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu şu saatlerde trafiğin yoğun olduğu yerlerden biri. TEM otoyolu ile Levent Büyükdere Caddesi, Nurtepe Viyadüğü bağlantı yolu da ve Hastal'da da trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Tabii ki tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarını da unutmamak lazım. Günün bu saatinde vatandaşlarımız haftanın ortasında tabii ki evlerinden çıkmışlar ve işlerine gitmek üzere yola koyulmuşlar. Onların da bu tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturduğunu söylemek mümkün. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göz attığımızda ise bu yoğunluğun %60 olduğunu söyleyelim. Ve yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasına göre bize verdiği yine duyurular var günün bu saatinde. Hemen onlara da çok kısa değinmek istiyorum. D100 Merter İncirli yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit şu an trafiğe kapalı. Özellikle D100 Merter İncirli yönünde trafiğin bu sebepten dolayı biraz daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Onun
istasyon dışında TEM Altınşehir, Başakşehir yönünde de hasarlı trafik görünüyor. Trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridine alındı günün bu saatinde. Yani Altınşehir, Başakşehir yönünde maalesef ki araç kazası meydana gelmiş. Bu sebepten dolayı da araçlar şu an emniyet şeridine alındı. Bölgede tabii ki yoğun trafik daha fazla devam ediyor. Hemen Anadolu yakasına bakalım. Anadolu yakasında Kartal, Atışehir, Kadıköy ve Maltepe'de, Üsküdar ile Ümraniye'nin bazı caddelerinde, özellikle Avrasya Tüneli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında yine araç yoğunluğunun yaşadığını söylemek mümkün. Emrullah size şu an dediğim gibi Ortaköy'den manzaraları ekranlara getiriyor. Bir vapur kalkıyor ekranlara geldiği gibi. Bu vapurlar şu an Ortaköy'den Beşiktaş mevkiinden kalkıp Üsküdar tarafına doğru yola çıkacak. Tabii ki vapur seferlerimiz devam ediyor. Ben bazen bazı sabahlar bu vapur seferlerini tabii ki ekranlarınıza getiriyorum. Bu vapur seferlerine tabii ki vapur seferini tercih eden vatandaşlarımız İstanbul trafiğinden biraz daha ayrılıyorlar. Biraz daha trafikten ayrı bir şekilde gidecekleri yerlere gidiyorlar. Aslında belki de bu güzel havanın tadını belki de onlar çıkarıyor diyebiliriz. Dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına baktığımız zaman bu haritanın %60-65 civarında olduğunu söylemek mümkün. İlerleyen saatlerde tabii ki belki işe gidecek olan vatandaşlarımızın da iş yerlerine ulaşmasıyla trafik yoğunluğunun biraz daha açılacağını söylemek mümkün diyerek tekrar sözü Kadiren sana bırakalım.